Radyo Tiyatrosu. Görücü. Yazan Hüseyin Cahit Yalçın. Radyoya uygulayan Olcay Aral. Yöneten Güngör Tekçe. Efekt Cemal Engindeniz. Oyunda rolü olan sanatçılar Seniha Selmin Barutçu, Munise Emel Atasoy, anne Elif Türkan Blok, baba Erol Amaç, Faika Yıldız Kültür, birinci görücü Mediha Köroğlu, ikinci görücü Nevber Altıneş, üçüncü görücü Sibel Amaç. Bir genç kızım. 14 bahar yaşadım. Pembe ipek elbisem. Ne güzel. Çok da yakıştı bana. Siyah saçlarım dökülür omuzlarıma. Kara gözlerim parlar. Ama utangaç. Ben kocaman bir genç kızım. Neden mi elbisem pembe? Utanırım, söyleyemem. Kim bilir, belki de kumral bıyıklı, yeşil gözlü bir erkek uçuracak beni yuvadan. Ne güzel. Çok, çok güzel. Kim gelmiş olabilir ki? Acaba? Yo, hayır hayır, annem evde yokken gelmezler. Eyvah, benim odaya doğru geliyorlar. Kim acaba? Ya pembe elbisemi omuzlarımda tutarken yakalanırsam? Olacak iş değil. Çok ayıp, çok. Ya ama ne yapacağım ben şimdi? Ay, nereye koysam acaba? Şuraya mı koysam ya? Ha, şurası daha iyi. Tamam, oldu. Evet, evet, daha iyi burası. Küçük hanımcığım, arkadaşınız Faika Hanım geldi. Aç, şey, peki açıyorum kapıyı. Açıyorum, bir dakika. Hoş geldin Faikacığım. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk seni ha. Aa, ayol, bu ne telaşın? Birini mi bekliyordun yoksa? Yok canım, kimi bekleyeceğim ki? Hadi Munise, sen git işine. Birazdan çay hazırlamayı unutma sakın. Peki hanımcığım, başka bir isteğiniz var mı? Yok yok. Geç şöyle otur canım. Ne iyi ettin de geldiğine. Anlat bakalım, ne var ne yok? Nasılsın? Ah, teşekkür ederim. İyiyim demek adet olmuş. İyiyim diyeyim, iyi olayım. Sen de iyi görünüyorsun ya. Ben geldiğime pek iyi etmedim galiba. Aa, o nasıl söz canım? Nasıl var? Geldim, yanaklarım pembe pembe olmuş. Ne yapacağını şaşırmış, telaşlı bir halim vardı. Beni gördüğüne hiç de sevinmiş gibi değildi. Vallahi sevindim canım. Niye yanlış anlıyorsun? Peki ama neydi o telaşın? Ha? Anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok ki. Hadi hadi, beni kandıramazsın. Ta şu kadarcıktan beri beraber büyüdük. Okula beraber gittik. Bilmez miyim ben senin halini? Vallahi bir şey yok. Aa, sus canım, yalan yere yemin etme, çarpılırsın. Uzun etme de anlat hadi. Anlatacak pek bir şey yok ya. Neyse. Şey, annem yeni bir elbise yaptırmıştı bana. Onu omuzlarıma almış prova ediyordum. Ha, görücüye çıkmak için değil mi? Sanırım öyle. Göstersen ayol, hadi. Hadi bakayım nasıl bir şey. Pembe uzun bir elbise. Göster göster hadi. Peki peki. Bak. İşte, beğendin mi? Ay, çok güzel. Çiçek gibi pembe. Oo, kumaşı da amma ağır ha. Kim bilir kaç paraya çıkmıştır. Ha, orasını hiç bilmiyorum. Hele şöyle tut bakalım omuzlarını. Dön şöyle, dön. Enfes. Çok yakıştı. İnşallah gönlüne göre bir kısmet çıkar da ilk görücüye çıktığında söz kesilir.
İnşallah ama pek öyle ümitli değilim. Ha, nedenmiş o? Gençsin, güzelsin, okuma yazman var. Üstelik koca konağın tek kızı. Hallaçzadelerin tek varisisin. Çöpsüz üzüm sayılırsın. Ben öyle miyim ya? Kayınpederinden kalma küçücük evde 4 çocuğu büyütmeye çalışan azıcık maaşlı bir memurun kızıyım. Aa, babana iftira atma. Belki maaşı az ama hem herkesin sevgisini hürmetini kazanmış, hem de çocukları için her fedakarlığı yapan bir adam baban. Evet, orası öyle. Bazen sabahlara kadar çalışıyor. 3-5 kuruş daha fazla kazanmak için. Ama doğru dürüst bir görücü elbisesi bile yapamadılar bana. Sen ne giysen yakışır şekerim. Kumaşın çok ağır olması şart değil ki. İnsanı nasıl da teselli etmeyi biliyorsun. Ama ben de gencim, güzelim, okuma yazma biliyorum değil mi ya? Ha, bak aklıma geldi. Biliyor musun? Süreyya'nın sözü kesilmiş. Aa, sen mi söylüyorsun? Aa, tabii kardeş. Hem de bayağı yakışıklı bir zabitmiş müstakbel kocası. Ay, çok sevindim. Ben de memnun oldum ya. Allah çirkin talihi versin derler ya, öyle işte. Hadi hadi uzatma, çirkindir ama iyi kızdır Süreyya da. Sence kötü insan yok değil mi senin? Bilmem. Neyse, söyle bakalım. Hala kumral bıyıklı, yeşil gözlü birini mi istiyorsun? Hani sen de çok iyi kızsın ya. Bir de şu merakın olmasın. Ha, merak neresinde bunun? Hep düşünmez hayaller kurmaz mıydık? Süreyya esmer yakışıklı bir zabit isterdi, oldu. Sen de kumral bıyıklı, yeşil gözlü, nazik bir beyin hayalini kurmaz mıydın? Ya sen hep bizimle alay ederdin. Dış güzelliğini ne yapayım? Bana şöyle 50'sini geçkin, isterse dul olsun ama benim her istediğimi alacak, her dediğimi yapacak biri olsun demez miydin? Hala aynı şeyleri derim ama yaşı o kadar geçkin olmasın. Bir de hazır çocukları olsun da ben çocuk büyütmeye çalışayım. Yalan söyleme. Hep en az 6 çocuk doğuracağım der dururdun. Aa, o eskiden. Şimdi demin söylediklerimden de vazgeçtim. Şöyle kimi kimsesi olmayan, parası bol, aklı kıt birini bulsan fena mı olur sence? Yine alay etmeye başladım. Ne yapayım seni ha? Kısmetinde olanın kaşığında çıkar derler. Benim de kısmetim varsa iyi biri olur. Söylemekle kaderimi değiştirecek değilim ya. 40 kere söylersen olur derler. Bunu da unutma. Harika bir şey olur değil mi? Ben sizinkilere enişte derim, siz de benimkine dede dersiniz. Çay hazır küçük hanım. Ha, geliyorum bir dakika. Tamam. Bir dakika şöyle dur da ben yardım edeyim. Ver tepsiyi sana. Oh, bir ziyafet tepsisi adeta. Eline sağlık Munise. Siz sağ olun efendim. Semaver nerede? Kapının dışında, şimdi getiriyorum. Bak Selin'e, çayımı içip şu güzel şeylerin tadına bakar bakmaz gideceğim. İçti de kaçtı deme sakın. Aa, olur mu hiç öyle şey? Ne güzel konuşuyorduk işte. Evet, çok güzel konuşuyor, güzel güzel de hayaller kuruyorduk ama anneme erken geleceğimi söyledim. Geç gidersem ifademi alır yine. Bizde olduğunu bilmiyor mu anne? Biliyor ya, yine ne yapacağı belli olmaz. Neyse, unutmadan söyleyeyim. Hani demin 40 kere bir şey söylenirse olur dedin ya. Her gün 40 kere kumral bıyıklı, yeşil gözlü de olsun bari. Aman yine alay etmeye başladı. Aa, hiç de değil. Pembe feraceni giyer, elinde bastonu, başında kırmızı fesi. Yeşil gözlü beyinin yanında bize gelirsin. Dedenin elini öpme. Ne güzel olur değil mi? Aman deli sen de. Faika gelmiş ha? Evet anne. Çok oturdu mu? Biraz. Neler konuştunuz bakalım? Hiç anne, şuradan buradan işte, eski okul günlerinden filan. Süreyya'ya söz kesildiğini söyledi mi? Evet anne. Dikkat et, çok eğiliyorsun gergefin üstüne. Gözünü çıkaracaksın neredeyse. Uzat bakayım elindekini. Nasıl kullanmışsın renkleri? Buyur anne. Olmamış burası. Neden yavru ağzı koymadın tirşenin yanına? Fil dişi daha güzel olmadı mı anne? Hayır, tirşenin yanına yavru ağzı konur. Sen bilirsin anne. Sökeyim mi şimdi bunu? Epeyce işlemişsin. Sökme ama bir daha böyle münasebetsiz renkler kullanma. Hanımcığım, iki hanım geldi ama hiç tanımıyorum. Anladım. Hemen misafir odasına al. Öyle yaptım hanımcığım. Peki ben gidiyorum.
Hacer Hanım'ın söyledikleri olmalı. Hadi Seniha sallanma. Hemen gidip yeni pembe elbiseni giy. İşareti alınca odaya girersin. Ellerini öpmeyi unutma sakın. Sonra da o cam gibi sandalyeye oturursun. Unutma ha. Müsaade verilmeden odadan çıkmayacaksın. Durma. Hadi koş hazırlan. Peki anne. Munise sen de Seniha'ya yardım et. Hadi çabuk olun. Emredersiniz hanımcığım. Oh, çok heyecanlı değil mi küçük hanım? Hem de çok güzel. İlk defa göreceğe çıkacaksınız. Ah Munise, hakikaten çok heyecanlıyım. Ne yapacağım ben şimdi? İlahi küçük hanım, ne yapacaksınız? Giyinip kuşanıp odaya gidecek. Hanımefendinin söylediği sandalyeye kurulacaksınız. Ay. Ne olur şu elbisemi dolaptan çıkarıver Munise. Hemen küçük hanım. Ay. Buyurun küçük hanım. Aman durun durun durun, yavaş. Ben yardım edeyim. Arkanızı dönün de elbisenizi çıkarmanıza yok, yardım edeyim. Yok yok, istemez istemez, elbisemi ben çıkarırım. Buyurun önce iç eteğinizi giyin. Tamam oldu işte. Şimdi de bu güzelim elbiseyi giyin. Aman yavaş durun küçük hanım, sizin elleriniz tutuyor, ben çekeyim. Evet oldu işte. Sıra kopçeleri iliklemekte. Siz taşlarınızı taraya durun, ben iliklerim. O bukleyi sağa yatırın biraz daha. Evet. Şimdi de daha güzel oldu. Yanaklarım çok soluk değil mi? Şöyle hafif hafif cimdikleyin. Biraz da. Evet oldu. Bakın pembelesiniz bile. Hem merak etmeyin, o iki hanımın karşısına çıkınca heyecandan kıpkırmızı olursunuz. Siz heyecanlanınca öyle güzel oluyor ki renginiz. Ah Muniseciğim, sen beni seviyorsun da ondan öyle güzel görüyorsun. Sizi elbette severim küçük hanım. Ama onun için söylemiyorum ki bu lafları. İhtiyar mıydı hanımlardan biri? Evet küçük hanım. Başında kundak bağlanmış koyu renk bir yemeni vardı. Epeyce sıskaydı. Hani komşu Hatta Hanım var ya, işte tıpkı ona benziyordu. Desene, kocasını çok seven gencecik gelinini oğlundan ayırmak için her şeyi yapacak kadınlardan. Bu kadar bedbin olmayın küçük hanım. Ha, çok korkuyorum Munise, bilemezsin ne kadar korktuğumu. Şu anda kaçıp gidebilirim evden. Hiç görücü lafı edilmeyen bir akraba evinde sırtımda basma entarimle oturmak için neler vermezdim bilemezsin. Bugünü hep heyecanla, sevinçle beklemiyor muydunuz? Evet ama bu kadar heyecanlanacağımı, bu kadar korkacağımı bilemezdim ki. Üf, ne yapacağım şimdi? Ya beğenmezlerse? Aa, hiç beğenmez olurlar mı? Ya evlendikten sonra bana dünyayı zehrederlerse? Az mı duyduk böyle şeyleri? Bırakın bedbinliği. İşte hazırsınız artık. Gülümseyin biraz. Ay, çok korkuyorum Munise. Sakin olun. Hadi gidelim. Ne zaman bitecek bu işkence? Nasıl da bakıyor ihtiyar. Peki ama ellerimi nereye koyacağımı bilemiyorum ki. Şu kahve şıpırtıları bir kesilse. Allah'ım bitse bu iş. Bitse. Bir bitse. Nasıl bakış o öyle? İhtimal ki pençe pençe pembelikler, tombulluklar, parmak kadar kaşlar, tez tekerli gözler arıyor yüzümde. Dayanamayacağım. Küçük hanımı ziyadesiyle rahatsız ettik. Küçük hanıma pek bir şey öğretememişsiniz galiba. Elleri bile fazla geliyor kendisine. İlk defa göreceğe çıkıyor hanımefendi. Heyecanına vermeniz iktiza etmez mi? Zamane efendim, zamane. Ne oldu küçük hanım, neden ağlıyorsunuz? Munise, ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Ne oldu, neden bu kadar üzgünsünüz? Beğenmediler beni. Beğenmediler. Nereden biliyorsunuz? O bakışlarını görecektim Munise. Dayanamadım, az daha kaçıyordum odadan. Neyse ki kaçmadan müsaade ettiler de çıktım. Ne var bunda? Kapıda nefes almak için durmuştum. Kadının, o ihtiyar adamın söylediklerini duydum. Bir de annem ilk defa göreceğe çıktığımı söylemez mi? İşte o vakit ölmek istedim Munise. Aa, üzülmeyin küçük hanım. Daha çok kısmetleriniz çıkar. Bugünlük bitti deyip dinlenin biraz. Hayır, hemen bu mendubur elbiseyi çıkartacağım sırtımdan.
Sonra da ne yaparım bilemiyorum. Sükunet bulun küçük hanım. Beğenmezlerse beğenmesinler deyip boş verin. Bitti işte bu vaka. İnşallah bitmiştir. Bir daha bu hadiseyi hiç duymak istemiyorum. Anlatsana hanım, ne dediler? Ama ne diyecekler işte, hiçbir şey demediler. Tekrar geliriz falan demediler mi giderken? Hayır dedim ya, akşamdan beri kaç defadır soruyorsun. Sen de doğru dürüst anlatmıyorsun ki hanım. Babacığım. Dur kızım, dur. Şunun enini boyunu bir iyice öğrenmek istiyorum. Bir tanecik kızımızsın. İlk ve son mürüvvetimiz sen olacaksın. Bir baba olarak her şeyi öğrenmek hakkın. Ben sizlerden ayrılmak istemiyorum ki. Hem ağlar hem giderim hesabı değil mi? Anne. Hadi. Kızlar evlilikleri konuşulurken duymazlıktan gelirler. Bizim zamanımızda öyleydi. Ah şimdiki gençler. Zamane ne olacak? Uzatma hanım, uzatma. Sıkma kızı. Anlat şimdi ne oldu ne bitti. Daha neler dediler? Zaten kadınları gözün tutmadı ya. Daha oda kapısından girerken kadınların yüzüne bir bakınca anladım ne olduklarını. Bırak bunları hanım, bir daha gelmeyecekler mi? Gelmeyecekler. Söyledim ya, daha görür görmez gözüm tutmadı kadınları. Sanki onlar sizin kızınızı beğendiler de. Küçük hanım, iyice alıştınız görücüye çıkmaya. Ay, 2 yıldır Monise. 2 yıldır kaç defa çıktım görücüye. Sayısını bile unuttum. Ama o ilk görücüye çıktığınızda neydi o korkunuz, o telaşınız? Aman sus Allah aşkına. Hatırlamak bile istemiyorum o günü. Başında o kara yemenisi, sıska suratıyla o ihtiyar kadın geceler boyu rüyalarıma girdi. Hele ondan sonra annemin her gördüğüne kadınları beğenmediğini söylemesi yok mu adeta içime işliyordu. Artık hayatta beni kimse beğenmeyecek gibi geliyordu. Hani o gün de pek telaşlıydınız küçük hanım. Elleriniz bile fazla geliyor gibiydi. Neyse şimdi iyice alıştınız. Evet. Saçlarımı yukarı tararsam daha güzel oluyor. Yanaklarıma sürdüğüm hafif pembeliğin de boyadan olduğunu kimse anlamıyor. Saçlarımın yeni şekli de güzel. Ama niçin? Kimin için uğraşıyorum? Her defasında duvarlar bile beni ayıplıyor. Ama çaresizim. Annemin laflarından kurtulmam, kendimi beğendirmem lazım. Bu işkence daha çok seneler sürecek mi acaba? Daldınız küçük hanım. Evet Muniseciğim. Her görücü geldiğinde oturduğum o cam göbeği sandalye var ya, nefret ediyorum ondan da renginden de. Bana öyle geliyor ki kaza rıza bir evlenecek olursam. O ne biçim söz küçük hanım, tabii ki evleneceksin. Neyse. Eğer bir evlenecek olursam ömrü billah kullanmayacağım cam göbeği rengini. İlahi küçük hanım, neler de düşünüyorsunuz. Bugün gelenler işte fena değildi ama. Evet. Nedense genç hanımların yanında daha rahat ediyorum. Biri sizi istedikleri adamın kardeşi, öteki yengesiymiş. İsteyeceklerini de nereden biliyorsun? Bilmez miyim? Kapının arkasından dinledim. Kapı dinlemek ayıp değil mi? Dinlemezsem nasıl öğreniriz her şeyi? Anneniz hanımefendi anlatmıyor ki. Pek. Ne duydun ki? Bir hafta sonra anneleriyle beraber geleceklerini söylediler söz kesmeye. O sıraya kadar da sizinkiler düşünecek. Hem size çok mühim bir haberim daha var. Neymiş o? Size bir şey göstereceğim ama ne vaat ediyorsunuz? Ne o? Rüşvet mi istiyorsun? Adı ne olursa. Gönlünüzden ne koparsa. Mavi örgü bluzuma ne dersin? Allah derim, ne diyeceğim. Hadi göster. Buyurun, müstakbel zevciğinizin fotoğrafı. Ne kadar da yakışıklı değil mi? Nereden buldun bunu? Niye vermedin şimdiye kadar? Söylesene. Aman küçük hanım, siz de o kadar çok şey soruyorsunuz ki. Vermek için şimdiye kadar bekledim. Çünkü kadınları gözünüzün tutup tutmadığını öğrenmek istedim 1. Heyecanınızın yatışmasını bekledim 2. Nereden bulduğuma gelince Hacer Hanım annenize verdi. Annenizin koyduğu yeri de gördüm.
Bütün mesele odadan çıkmasına kaldı. Çıkınca da aldım komedinin gözünden koynuma koydum. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Nasıl, beğendiniz mi? Bilmem. Neyse, anneniz beni aramadan gidip bakıvereyim. Fotoğraf sizde kalsın, daha sonra ben yerine korum. Ya annem anlarsa? Korkmayın, anlamaz, ben idare ederim vaziyeti. Tamamıyla eski hayallerime uymuyorsanız da çok güzel bir zabitsiniz Müstakbel Zevcim. Bıyıklarınız kumral değil ama zannediyorum gözleriniz açık renk. Sizi mesut etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Göreceksiniz, dünyanın en mesut çifti olacağız. Ben de sayenizde o cam göbeği sandalyeye oturup o asık suratlı kadınların nazarlarından kurtulmuş olacağım. Hakikaten çok ama pek çok ziyadesiyle seveceğim sizi. Aman ne ayıp. Neler söylüyorum böyle. Bir duyan olsa kim bilir neler düşünür benim için. Ama hakkım değil mi? 2 yıl bunca işkenceden sonra mesut olmak benim de hakkım değil mi? İnşallah gelecek sefer annesi de beğenir beni. Hanımefendiciğim, biz lazım gelen tahkikatı yaptık. Zannediyorum siz de yaptırmışsınızdır. Evet efendim. Bizim için her şey çok münasip efendim. Bu yüzden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Kerimeniz hanımefendiyi oğlumuza talep ediyoruz. Tabii siz de münasip görürseniz. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama bizim için pek muvaffak değil. Aman küçük hanım, yavaş olun. Kapının arkasında olduğumuz duyulacak. Duyuyorsun değil mi Munise? Duyuyorsun değil mi? Bir dakika dinleyelim bakalım. Niye vermiyor anneniz? Esbab-ı mucibesini öğrenebilir miyim hanımefendi? Oğlunuz zabit. Sorduk soruşturduk. Pek İstanbul'da kalma imkanı yokmuş. Merhum babası da zabitti. Ömrü boyunca hiçbir vazifeden kaçınmadı. Anadolu'nun da Rumeli'nin de muhtelif şehirlerini beraberce dolaştık. Bundan herhangi bir kaybımız olduğunu da zannetmiyorum. İyi söylüyorsunuz, hoş söylüyorsunuz da bir tanecik evlat hanımefendiciğim, bir tanecik nasıl bırakırım? Herkesin evladı var hanımefendi. Evlatlarımızı ömrü billah yanımızda tutamayız mı? Affediniz efendim, bir tanecik kızımdan ayrılamam. Onu uzaklara, bilmediğim yerlere gönderemem. Kısmet değilmiş, ne yapalım? Siz bilirsiniz hanımefendi. Ağlamayınız küçük hanım, gözlerinize yazık. Munise, ne hayaller kurmuştum bir bilsen. Annenizi düşünmeden ihtiyatsızca hayaller kurmuşsunuz efendim. Ah bu annem. Nasibi ama çok ağladınız. Üzülmeyin bu kadar. Daha çok kısmetiniz çıkar. Gittikçe daha ziyade ümitsiz oluyorum. Kimi beni beğenmiyor, beni beğenenleri de annem beğenmiyor. Bir defacık olsun bana sorulmuyor. İster misin, istemez misin denmiyor. İlahi küçük hanım, hiç kızlara ister misin diye sorulur mu? Şimdiye kadar kime sorulmuş ki? Ama neden, niçin sorulmasın? Evlenecek olan ben değil miyim? Bilmez misiniz, kızı kendi başına bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya derler. Tabii, canım davulcuya isterse varırım, olur biter. Aman yavaş konuşun, bir duyan olursa koca diye deli olacağımızı zanneder. Tabii, senin derdin yok değil mi? Nasılsa bugün yarın verirlersin. Öyle mi zannediyorsunuz? Geçen de annenizle babanız konuşurken duydum. Siz evlenmeden beni vermeye razı değiller. Desene bundan sonra iki misli üzüleceğim. Senin de kısmetini bağlamış oluyorum annemin sayesinde. O nasıl söz küçük hanım? Benim halimden şikayetim yok ki. Hem sizi bir versinler, benim için o kadar ince eleyip sık dokunmazlar nasıl olsa. Biliyor musun Munise? Tam bir kardeş gibi büyüdük bu evde. Ayrılmak, senden ayrılmak annemden ayrılmaktan daha zor gelecek bana. Bana da. Ama bakarsınız yakın yere gelin gitmişiz ikimiz de.
Mamafi, beni alacak olan sizinki kadar varlıklı olmaz ama olsun. Yine gelir işlerinizi görürüm sizin. Yakın olursak şayet. Ne kadar nikpinsin Monise. Bayılıyorum senin bu haline. İş olacağına varır küçük hanım. Biz de buluruz birer kısmet. Alnımıza ne yazılmışsa o olur. Annem de bu inat varken alnımızın yazısını da değiştirir. Bakın orada aldanıyorsunuz. Onu değiştirmeye annenizin bile kuvveti yetmez. Anlat bakalım Faikacığım. Nasılsın? Ne vakit geldin? Sağ ol şekerim, iyiyim. İstanbul'a geleli bir hafta kadar oluyor. Anca arayabildim seni. Aşk olsun. Bu kadar beklenir mi canım? Ben olsam hemen arardım. Haklısın, sitem etmek diye olmadı işte. Peki evlilik nasıl gidiyor? Nasıl olsun istiyorsun? Zevcim hakikaten çok iyi bir adam. Hayallediğim gibi. Bir dediğimi iki etmiyor. Bidayette çocuğumuz olmadı biliyorsun. Şimdi görüyorsun işte. Doğum ne zaman? Bir ay kadar sonra. Ne mesutsun kim bilir. Değilim desem yalanı söylemiş olurum. Evlendiğinden beri İstanbul dışındasın. Zor gelmedi mi hiç? Bidayette alışıncaya kadar biraz zor geldi. Dedim ya Zevcim çok iyi. Çok efendi bir insan. İlk defa kendine sonra da etrafına alıştırdı beni. İnan olsun ailemin bir iki sevdiğimin dışında hiç aramıyorum İstanbul'u. Çok güzel. Senin bir durgunluğun var Seniha. Ne oldu, bir şey mi canın sıkılıyor? Yok canım, hiçbir şeyim yok. Beni kandıramazsın biliyorsun. Hatırlar mısın? Eskiden vakit vakit benden bir şeyler saklardın ama ben hemen anlar, seni konuşturuncaya kadar elimden geleni ardıma koymazdım. Hatırlamaz mıyım hiç? Ne güzel günlerdi onlar. Dert bildiğimiz şeylerin ne kadar boş olduğunu şimdi anlıyorum. Söylesene Allah sen. Niye böyle dertli dertli konuşuyorsun? Yok bir şey dedim ya. Annen hala bir tanecik evladımı gurbete vermem diye diretiyor mu? Evet, zannedersem. Darılma ama annem biraz münasebetsizlik ediyor gibi geliyor bana. Bütün akranlarımız evlendi. Hepsi çoluk çocuğa karıştı. Sen hala evdesin. İnsafsızlık bu. Süreyya 3. çocuğuna hamile. Efendim? Önemli değil canım. Süreyya 3. çocuğuna hamileymiş dedim. En çalışkanımız da o çıktı. 4 yılda 3 çocuk. Evet, 2 kızı var. Şimdi oğlan istiyorlarmış. Siz ne istiyorsunuz? Sevcim ne olursa olsun diyor ama zannediyorum oğlan istiyor. Bana gelince ilk çocuk kız olursa daha iyi. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Ne tuhaf. Eskiden mevzu bulmakta hiç güçlük çekmezdik. Şimdi ise... Tabii ya, eskiden müşterek hayallerimiz vardı. Konuşur dururduk. Hep seni kızdırır dururdum değil mi? Şakacıydın o kadar. Hadi bırak üzülmeyi. 3.30'una gelmedin ya, şunu şurasında yaşın ne başın ne canım. Esasında 19 ama görücüler karşısında 16'dan yukarı çıkamıyorum. Monise ne yapıyor göremedim onu. Ne yapsın, benimle beraber ihtiyarlıyor. Kardeş yeter artık. Fena fena düşünmeyi bırak. Affedersin Faika, seni de üzmek istemedim. Eskileri hatırlayınca tutamıyorum kendimi. Hoş geldin Faika. Nasılsın yavrucuğum? Hoş bulduk teyzeciğim. Öpeyim elinizi. Teşekkür ederim, hürmetler ederim efendim. Anlat bakalım. Ne yapıyorsun el memleketlerinde? El memleketleri değil teyze. Orası da bizim memleketimiz. Bizim memleketimizin bir köşesi. Öyle denir ama İstanbul gibisi var mı? Belki İstanbul kadar büyük, İstanbul kadar güzel değil ama öyle iyi, öyle mükemmel, öyle tatlı insanları var ki hiç aratmıyor İstanbul'u. Senin için öyledir tabii. Gittin de kurtuldun o kalabalık ailenden. Kolay mı? Küçük bir maaşla 4 kardeş, ana baba geçinmek. Belki her şeyimiz yoktu ama birçok aileden çok daha mesuttuk. Birçok ailenin kızlarına yaptıkları baskıdan uzaktık. Bu görgüsüz aileler. Kızını dövmeyen dizini döver. Anne! Ne o? Yalan mı söylüyorum? Bakın teyze, çok sevdiğim bir arkadaşımın annesi olduğunuz için hürmetsizlik etmek istemiyorum ama sabrımı taşırıyorsunuz herhalde. Sabrın taşarsa ne yaparsın? Anne lütfen, lütfen. İnsan kenar mahallede büyür de sonradan yaşlı ama zengin bir kocaya varırsa, o koca ne kadar efendi olursa olsun herkese dünyayı zehir etmeye çalışır. Kızının, tek kızının bile hayatını zindan eder. Sen ne terbiyesiz bir kızsın.
Eskiden beri sana söylüyordum zaten. Şu görmemiş kızla arkadaşlık etme diye Seniha. Ay şimdi bayılacağım. Affet Seniha. Seni üzmek istemezdim ama annen arandı. Hoşça kal canım. İnşallah pek yakında bu cehennemden kurtulursun. Faika, Faika affet bizi ne olur. Tam bana layık bir kızsın doğrusu. Annem burada bayılıyor. Sen o küstahtan af diliyorsun. Allah'a ısmarladık Seniha'cığım. Kal annenin yanında, ben yolu biliyorum canım. Ne yaptın anne, ne yaptın? Ne yapacağım? O senin küstah arkadaşına haddini bildirmeye çalıştım. Görmüyor musun? Hamile hamile sana nispet yapmaya gelmiş. Faika ötekilere benzemez ki anne. Çok iyi niyetli. Ama yeter artık. Arkadaşlarına yaranmaya uğraşacağına görücülere yaranmaya uğraşsan iyi edersin. Anne! Efendim kızım, beğenmedin mi söylediklerimi? Hala görücülerin karşısında oturmayı beceremiyorsun. Senin gibi miskin miskin oturan kızı kim alır? Ha? Söyle kim alır? Anne! Anne! Kes ağlamayı, yeter artık. O görgüsüz arkadaşlarını bile bana tercih eden kıza ne diyeceğimi bilemiyorum. 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 Ne oluyor burada hanım? Ne oluyor ha? Eve geliyorum. Kızımın arkadaşını hışımla çıkarken görüyorum. Üstelik kimse karşılamıyor beni. Terliğimi vermiyor. Ne oldu bunlara derken avaz avaz sesler, ağlamalar duyuyorum. Geliyorum. Kızım ağlıyor. Zevcem bağırıyor. Ne oldu Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz böyle? Ah bu kız üzüntüden öldürecek beni. O küstah arkadaşıyla beraber olup bana söylemediklerini bırakmadılar. Anne. Hadi hanım hadi. Anlaşılan senin gene hey heylerin üstünde. Sen de ağlamayı bırak. Bırak elini yüzünü yıka. Şöyle bir derlenip toparla. Hadi. Zaten bu kızı hep siz şımartıyorsunuz bey. Uzatma dedim hanım. Gel biz oturma odasına geçelim. Sana söyleyeceklerim var. Hayırlı bir haber mi bey? Gel de anlatayım. Dur kızım dur. Munise'yi çağıralım da sana yardım etsin. Munise. Munise kızım. Efendim beyefendiciğim. Muhakkak yine kapıyı dinliyordur. Buyurun beyefendiciğim. Seniha'ya yardım et de kendine şekil düzen versin kızım. Peki efendim. Hadi hanım gel biz gidelim. Ne oldu küçük hanımcığım? Dışarıdan bir takım sesler duydum ama pek anlayamadım. Aldırma Munise. Annemin öfkesi burnundaydı biraz. Hepsi bu işte. Evli arkadaşlarınız gelince hep böyle oluyor küçük hanım. Hayır, sen de uzatma ne olur. Affedersiniz küçük hanım. Şey küçük hanım. Gidip dinleyeyim mi bakalım babanız ne haber getirmiş annenize? Hala bırakmadın mı kapı dinleme huyunu? Ne yapayım? Siz gidip sıra bana gelinceye kadar da bırakmayacağım galiba. Annenizle babanız konuşurken duydum. Öğleden sonra görücüler gelecekmiş yine. Hem bu sefer anneniz kusur bulamayacak zannediyorum. Zira koca namzedin işi İstanbul'daymış. Ay yine ümitlenmek istemiyorum Munise. Sen de ümitlenme olur mu? Bu evde baş başa kalmaya mahkumuz biz. İhtiyarlayıncaya kadar. Ben hiç de sizin gibi bedbin değilim. Bakın bu sefer de çaldım namzedin fotoğrafını. Ver bakayım. Fazla asık suratlı değil mi bu? Yok canım, ciddi çıkmak için öyle durmuş. Bakın, kara kaşlı, kara gözlü, katip gibi bir adam. Zannedersem kalem efendisiymiş. Evet, ciddi bakışlı. Ama bayağı da yakışıklı. Yaşı şöyle böyle 30 olmalı. Ben de 20'yi buldum. Demek 10 yaş. İşte fena değil. Allah'ım ne olur sen bu sefer yüzüme gül. Kendimi beğendirmek için elimden geleni yapacağım. Ne olur Allah'ım gelenler beni beğensin. Annem de hayır demesin. Bıktım artık her defasında ümitlerimin kırılmasından. Yine daldınız küçük hanım. Beğenmediniz mi fotoğrafı? Benim beğenip beğenmemem mühim değil ki. İlk defa gelen kadınların beni beğenmesi, sonra da annemin münasip görmesi lazım. Bana öyle geliyor ki birinin babanızın kulağını bükmesi şart. Ağırlığını koyup son kararı annenize bırakmamalı. Ay ne olur sen de başlama Allah aşkına. Peki küçük hanım. Şimdi verin de anneniz odasına geçmeden şu fotoğrafı yerine koyayım. Allah'ım sen yardım et. Bayağı yakışıklı bir adam. Kazancı ne olursa olsun benim için mühim değil.
Bir lokma bir hırka da olsa geçinir giderim. Yeter ki şu cehennem azapları nihayet bulsun. Bu ümidim de sönmesin Allah'ım. Evet hanımefendi, ne diyorsunuz? Gelmişken sözü keselim diyoruz. Oğlumuzun kazancı yerinde. Bizim de kendisine ihtiyacımız yok. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle bu iş olsun diyoruz. Küçük hanımın fotoğrafını gösterdik. Oğlumuz pek beğendi. Oğlunuz Baba Ali'nin hangi kalemine devam ediyor demiştiniz? Herhangi bir kalem dememiştik efendim. Kaleme gitmez oğlumuz. Gazetecidir kendisi. Ne? Gazeteci mi? Bunda hayret edecek ne var anlayamadım. Evet, gazeteci. Allah korusun. Tam vaktinde sormuşum. Allah yazdıysa bozsun. Ben hiç öyle yersiz yurtsuzlara kız verir miyim? Affedersiniz ama hanımefendi, oğluma yersiz yurtsuz diyemezsiniz. Derim efendim. Hem de öyle bir derim ki, kızımı öyle adamlara vereceğime götürüp uzun çarşıda bir çıkrıkçıya veririm daha iyi. Hem ne acelemiz var acanım? Koca kıtlığı yok ya. Koca kıtlığı olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Ayrıca sizin kızınız için koca kıtlığı yoksa bizim oğlumuz için de karı kıtlığı yok. Yalvaracak değiliz ya. Hadi Allah'a ısmarladık. Sizin hakaretlerinizi daha ziyade dinleyecek değiliz. Beni affedin küçük hanımcığım. Daha ziyade dayanamayacağım. Bundan iyi kısmet bulamam. Kaçacağım. Ne diyeyim Munise, haklısın. Keşke ben de kaçabilsem. Hiç değilse koca lafı, görücü lafı olmayan bir yere gidebilsem. İnşallah annenizin de evet diyeceği bir iyi kısmetiniz çıkar küçük hanım. Ben 22 yaşına geldim. Bense 24. Sizin için talih bitmiş sayılmaz. Seyrek de olsa kısmetleriniz çıkıyor. Bundan sonra da çıkar. Ama ben bir Halim Efendi daha bulamam. Ne diyeyim Munise, inşallah mesut olursun. Hakikaten çok üzülüyorum küçük hanım. İnanın ki ziyadesiyle üzülüyorum. Üzülme Munise. Kader bu, ne yapalım. Hep ihtiyarlığımızda burada bu konakta ikimiz yapayalnız kalacağız diye düşünürdüm. Şimdi tek başıma kalacağımı düşünmek mecburiyetindeyim. Ne olur böyle konuşmayın küçük hanım. Kolay olmayacak gitme. Ah, o anneniz. Bütün kabahat annemin değil Munise. Benim de hatam oldu. Bidayette çok acemice hareket ettim. Kimse ilk defa görücü karşısına çıktığında ustaca hareket edemez ki. Benim acemiliğim pek uzun sürdü ama. Hayır küçük hanım. Acemiliğiniz uzun da sürmüş olsa daha sonraki kısmetleriniz reddedilecek gibi değildi doğrusu. Gazeteci yersiz yurtsuz diye reddetti. Ondan sonrakinin karısını boşamış diye. Boşamışsa ne olmuş sanki? Kötüymüş kadın, bırakmış adam. Hem erkekler ikinci karılarını daha hoş tutarlarmış. Halim Efendi'nin ikinci karısı olacaksın diye böyle söylüyorsun değil mi? Yok canım, öyle derlerdi. Neyse, öyle ya da böyle. Halim Efendi iyi adam. Hem karısını boşamamış ki. Ömrü kısaymış zavallı kadının. Sizi yalnız bırakacağım diye üzülüyorum. Halim Efendi'nin ikinci karısı olacağım diye değil. Hakikaten seni çok arayacağım Munise. Aşağı yukarı hep birlikte büyüdük. Seninle dertleşmeye alıştım. Seni bir kardeş gibi bildim. Sen olmayınca kapı aralarını dinleyip kim haber getirecek bana? Sahiden. Kapı dinleyerek ne çok şey öğrenirdim değil mi? Kapı dinlemenin ayıp olduğunu bir türlü öğrenememiştim. Öğrenmeye niyetlenmedim ki. Sizin hizmetinize bakmaktan başka bir işim olmadı hiç. Sağ olun. Siz de hemen hiç iş gördürmediniz bana. Bana da kapı dinleyip haber taşımak kalıyordu. Seni çok arayacağım Munise. Ben de sizi küçük hanım. Galiba sen benden tarihlisin. Bilmiyorum. İyi yapıp yapmadığımı da bilmiyorum. Ama Halim Efendi ikinci defa red cevabı alınca haber göndermiş. Gönlü varsa kaçsın bana demiş. Elimden geldiği kadar iyi bakarım ona demiş. Ben de olur dedim. Ama siz razı gelmezseniz vazgeçerim küçük hanım. Aa, çocukluk etmem Munise. Çocukluk devrini çoktan gerilerde bıraktık. Hem bundan sonra küçük hanım demekten de vazgeç bana. Aa, olur mu hiç küçük hanım? Olur Munise, gider ayaktan bir kardeş gibi davranalım. Biliyorsun dünyada bana en yakın insan sendin. Beni affeder, yine buraya konağa gelmeme müsaade ederlerse inanın çok mesut olurum. İnşallah Munise, bunun için elimden geleni muhakkak yaparım. Biliyorum küçük hanım. Küçük hanım demek yok artık. Ne zaman gidiyorsun? Bir hafta sonra. Madem ki karar verdiniz niye bekliyorsunuz o kadar? Halim Efendi babadan kalma bir evi varmış, onu tamir ettiriyor. Eşyalarını da birazcık yenileyecekmiş. Ne güzel.
Demek ki seni çok seviyor. Sen de onu memnun et. Elimden geleni yaparım. Bohçanı hazırlamadan evvel beraberce oturup benim sandık çeyizimden sana neler ayırabileceğimizi kararlaştıralım. Aa, hiç öyle şey olur mu küçük hanım? Aa, hadi bir daha küçük hanım demeyecektin. Peki. Seni. Şimdi oldu işte. Öteki işe gelince... Nasıl olsa o çeyizlerin bundan sonra bir işe yarayacağı yok. Aa, ne olur böyle konuşmayın. Hatırlıyor musunuz? Bütün saadetlerimizi, bedbahtlıklarımızı paylaşmaya söz vermiştik. Şimdi benim saadetime ortak olur musun? Hiç olmazsa benim için biraz memnuniyet ihsar eder misiniz? Tabii, senin için hakikaten çok seviniyorum Munise. Hani sen de saadetten iyice mest oldun galiba. Bir sen diyorsun, bir siz. Aldırmayın siz bana. Bana öyle geliyor ki ben kaçtıktan sonra çıkan ilk kısmetine verirler seni de. Tabii, bir daha kısmetim çıkarsa. Çıkacak, bak göreceksin. Hem nasıl çıkacak? Kendimizi aldatmayalım. Uzun zamandır kapımızı çalanların sayısı iyice azaldı. Bacak kadarken al, kızından, öz kızından ayırmadan büyüt, bilmem kaç yaşına getir. 22 anne. Neyse, o yaşa getir, yedir, içir, üstüne üstlük okuma yazma bile öğret, sonra bırakıp senin yüzüstü kaçsın. Ne yapalım hanım? Canı evlenmek istediyse evlenir kızcağız. Niçin o kadar kızıyorsun? Canı evlenmek istiyormuş. Ayıp efendi, ayıp. Hiç bizim zamanımızda böyle şeyler oluyor muydu? Hiç sizin zamanınızda kızlar zorla evde kalmaya mahkum ediliyor muydu? Neden olmasın hanım? Teyzemin bir evlatlığı vardı. Daha 16'sında kaçmıştı. Hiç unutmam, hiç. Teyzem de senin gibi öyle öfkelenmişti ki... ...kızı bulsa öldürecek zannetmişti. Tabii. Boşuna mı demişler ölen de mi kabahat öldüren de mi diye? Uzun ettin ama hanım. Olmuş bir iş, unut gitsin. Nasıl unuturum bey, nasıl unuturum? Şu kadarcıktan elime geldi. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. O kadar az mı mesari parası ayırıyorduk da... ...sen aç kaldın Munise geldi diye. Yani lafın gelişi. Man siz de aklımı karıştırmasanız da canım. Sanki varmış gibi. Ama bir daha bu kapıdan içeriye adımını atamaz. Hele bir atmaya kalksın, ayaklarını kırarım alimallah. Çekmiş gitmiş kız. Ne diye gelsin bir daha? Sen çağırmazsan tabii. Tövbe tövbe. Ben niye çağıracakmışım ayol? Ama o gelir. Nah, şuraya yazıyorum. Demişti dersiniz. O Halim Efendi olacak adam. Onu kara kaşı kara gözü için mi istedi zannediyorsunuz? Peki niçin istemiş olsun? Ne için olacak? Koskoca hallaçzadelerin evlatlığı. Düşünmüştür ki elinde sonunda affederler. Birlikte konağa kapılanırız. Oh keka. Ondan sonra ekmek elden su gölden. Yaşasın hallaçzadelerin iradı. Bana bak hanım. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya gayret ediyorum. Ama böyle giderse çileden çıkaracaksın beni de. Halim Efendi'nin küçük de olsa bir dükkanı var. Babadan kalma bir de evi var. Bahçe içinde. İradı hiç de senin zannettiğin kadar az değil. Ben daha önce sordum soruşturdum. Hem de etrafının hürmetini sevgisini kazanmış efendiden bir adam. Hürmet sevgi kazanmışmış. Güleyim bari. Beni çileden çıkarma dedim hanım. Pazarlığımızda konağa yakışacak bir hanımefendi olman vardı. Unutma. Olmadın mı efendiciğim? Oldun ama arada sırada da olsa endazenin ucunu kaçırıyorsun. Ah, ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum? Ay, şimdi bayılacağım. Koş seni ha. Nane ruhumu getir, koş kız. Otur kızım. Annenin bayılacağı filan yok. Bak hanım. Ben seni 14'ünde aldım. Bunca zamandır ne zaman hakikaten üzüldüğünü, ne zaman yalan yaptığını iyi bilirim. Onun için uzatma artık. Çocuğa da kötü örnek olma. Emredersin bey. Çocukmuş. 24 yaşında evde kalmış bir çocuk. Munise'ye gelince. Hemen ilk defa haber gönderdiğinde değil ama biraz vakit sonra affettiğimizi bildiririz.
Ne eksikse tamamlarız. Seniha'nın ondan başka arkadaşı yok. Yine gelir gider. Seniha ile arkadaşlık eder. Dur dur, hemen itiraz etme, itiraz etme. Zaten itiraz etsen de faydasız. Çok kafamı kızdırırsan yarın gider kocasıyla birlikte alır getiririm buraya. Cesaretin varsa elini vermezsin. Siz nasıl istiyorsanız öyle olur. Ah şöyle, ah şöyle. Çok teşekkür ederim babacığım. Çok teşekkür ederim. Hadi kızım, hadi benim güzel kızım. Şimdi birer kahve yap bize. Peki babacığım. Söyle Dilara Kalfa'ya, o yapsın. Hanım, hanım. Bırak itirazı. Kızımın elinden kahve içmek istiyorum ha. Kızının evlenmesi mevzuunda da şu hassasiyeti gösterseydin ya baba. Benim saadetim içinde gayret etseydin olmaz mıydı sanki? Ne kaybederdin ki? Neden seneler merhametsizce geçiyor, hem de haber vererek. Bugün bir tel. Koparıp atalım. Ama yarın, öbür gün, gelecek sene, daha sonraki seneler. Saçların tamamı koparıp batılamaz ki. Ya simada da kırışıklıklar başlayınca. Ne fark eder ki sanki? Munise'nin bile çocuğu oldu. Bütün arkadaşlarım evlenip çoluk çocuğa karıştılar. Tesadüf edince nasıl da laf atıyorlar. Dayanılır şey değil. Ah Fahika, sen onların yaptığını yapmazdın. Yapmazdın değil mi? Şimdi tek arkadaşım şu mangalın içindeki küller. Okumaya bile üşendiğim kitaplar. Evet küller. Eşele dur seni ya bu külleri. Küllenen ümitlerin gibi. Külleri eşeleyince altından ateş çıkıyor ama ümitlerini eşelemeye cüret etme. Zira altından ziyadesiyle ümitsizlikler çıkıyor. Küller de heba olan hayatımın matemini tutuyor sanki. Peki, Adi'de ne olacak? Annemle babam vefat ettiklerinde büsbütün yalnız kalmayacak mıyım? İhtiyarlığımda belki de kapımı açan bile olmayacak. Kim bilir, belki ölümü bile günler geçtikten sonra bulabilecek. Dayanılacak şey değil. Sen sabır ver Allah'ım, sen sabır ver. Küçük hanım. Küçük hanım. Seniha hanım. Seniha. Efendim. Kim o? Benim, ben Munise. Ay kusura bakma Munise, dalmışım da. Hadi gel otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var kuzum? Pek acayip olmuş rengi. Yok, yok bir şeyim. Neyim olabilir ki? Nasılsın sen? Halim efendi nasıl? İyiyiz. Hepimiz iyiyiz. Kızını nereye bıraktın? Kayınvalideme. Aa, neden getirmedin? Küçük Seniha'yı Seniha teyzesine getirecektim ama biliyorsun hava soğuk. Üşütürüm diye korktum. Seni de özlemiştim, gidip göreyim dedim. Hay eksik olma, çok iyi ettin. Annenden müsaade alıp bize gidelim mi? Hem hava alırsın hem de küçük Seniha'yla biraz oynar oyalanırsın. Doğru, oyalanmaya muhtacım. Kızına benim ismimi koymana ziyadesiyle sevindiğimi söylememiş miydim sana? Senin ismini koymayıp da kimin ismini koyacaktım? Sen benim için bir kardeşten de ilerisin. Sağ ol Munise. İnşallah kızının kaderi benimkine benzemez. Bir şey mi dedin? Yok canım, bir şey söylemedim. Ortalık bir hayli dağınık. Eskiden hiç böyle bırakmazdın. Eskiden de o. Şimdi toparlayıveririm. Sonra da annene söyler, bize gideriz. Ha? Aa, aldırma aldırma, bırak böyle kalsın. Yo, vallahi olmaz. Misafir mi bekliyordunuz? Bilmem, belki annem bekliyordu. Ben aşağıda gördüm kendisini, konuştuk ama misafir geleceğinden bahsetmedi. Unutmuştur. Seniha, hazırlan kızım, görücüler geldi. Aman ne güzel, ben demez miyim uğurluyumdur diye. Hadi kızım, hazırlan da aşağı gel. Peki anne. Ben misafirlerin yanına gidiyorum. Sen Seniha'ya göz kulak ol Munise. Peki hanımefendi. Siz hiç merak etmeyin. Hadi Seniha'cığım, yardım edeyim sana.
Ben giyinirim Munise, sen zahmet etme ne olur. Ne zahmet ayol, benim için zevk sana yardım etmek. Son 2 yıldır kimse kapımızı çalmıyordu. Alışmıştım yalnızlığıma, kadersizliğime. Neden rahat bırakmazlar sanki? Şimdi yine aynı sandalyeye oturacağım. 12 yıldır oturdum. Döşemesi de rengini attı. Ümitlerim gibi. Hadi şekerim, acele et biraz. Dur kopçelerini ben ilikleyeyim. İlk göreceğe çıktığımda da sen iliklemiştin değil mi? İnşallah bu sefer uğurlu gelir de son olur. İnşallah. Zira iyice bıktım. Biraz mideni içeri çeker misin? Zor giriyorum elbisenin içine değil mi? Biraz kilo aldın o kadar. Bir dakika. Oldu tamam. Şu saçlarını biraz arkaya atsana. Aldırma, bırak kalsın olduğu gibi. Hayır, düzelteceğim. Ver şu tarağı bana. Az sabret. Ömrüm hep sabretmekle geçiyor zaten. Her laftan bir başka mana çıkarmayı da bırak artık. Oldu işte. Arkandan gelip kapı dinleyeyim mi yine? Artık ihtiyaç kalmadı canım. Az olan annelerinin, teyzelerinin, ablalarının karşısına çıkmadım. Hep aynı şey. İşte yine kahve içiyorlar. Bir yandan sandalyesiyle beraber ihtiyarlayan beni süsüyorlar. Yok, dayanılacak gibi değil. Biraz yavaş gitseler şu kahveyi olmaz mı sanki? Allah'ım, bitmeyecek mi bu işkence? Bitmeyecek mi? Hayır. Hayır, dayanamayacağım. Hayır. Ne oldu Seniha? Ne oldu kardeşim? Hiç. Hiçbir şey, git. Sen de git buradan. Kimseyi yanıma bırakma. Yalnız kalmak istiyorum. Söyle, anneme de söyle. Katlanmayacağım. Katlanmayacağım, ihtiyar, evde kalmış, kendini beğendirmeye çalışan bir budala. Seni lütfen. Hayır, katlanmayacağım. Katlanmayacağım. Ben koca bekleyen budala, ahmak, saçına beyaz düştüğüne bakmadan görücüye çıkan ahmak. Hüseyin Cahit Yalçın'ın aynı adlı eserinden Olcay Aral'ın radyoya uyguladığı Görücü adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Güngör Tekçe, efekt Cemal Engindeniz, oyunda rolü olan sanatçılar Seniha Selmin Barutçu, Munise Emel Atasoy, anne Elif Türkan Çölok, baba Erol Amaç, Faika Yıldız Kültür, birinci görücü Mediha Köroğlu, ikinci görücü Neyber Altıneş, üçüncü görücü Sibel Amaç. Radyo tiyatrosu sona erdi.